Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than six miles on Friday morning. Stars cümlesine güldüğümü hatırlıyorum. Çünkü yanılmıyorsam bunu müthiş bir ciddiyetle söylemişti. Ben de ona şöyle bir karşılık vermiştim. Öyle deyince iş bitmiyor. Yani özgür bir Amerikan vatandaşı olarak din kardeşlerinle ilgili keyfim ne isterse söyleyebilme özgürlüğüm olmalı. Bana kalırsa Florence'da keyfi ne isterse düşünebilme ve nezaket kuralları çerçevesinde bunları söyleyebilme özgürlüğüne sahip olmalı. Din kardeşlerime diye cevapladı Leonora. Ya da inancıma yönelik tek kelime ters bir şey söylemezse iyi eder. İşte o an fark ettim ki ses tonu olağan dışı, hatta tehditkar sertlikteydi. Bana bakarak ama Florence'a hitaben, Florence'ın aşırıya kaçan tek bir hareketinde karının gözünün yaşına bakmam der gibiydi. Evet, o an Leonora'nın bana bakarak ama Florence'a hitaben sanki şöyle dediğini aklımdan geçirdiğimi hatırlıyorum. Bana istediğin kadar öfkelen. Al, malım mülküm neyim varsa senin olsun. Ama beni ayaklarının altına aldığın bir paspasa çeviren inancımla ters düşüreceğinden bu durumla alakalı tek kelime edeyim deme. Lakin bana kalırsa söylediklerinde ciddi görünmüyordu. Farklı mezheplerden olsalar da iyi insanlar birbirini tehdit etmez. Ben de bu düşünceden hareketle Leonora'nın sözlerini şöyle yorumlamıştım. Florence, din kardeşlerime yönelik ters bir şey söylemese iyi olur. Bu konuda çok hassasım. Dolayısıyla Edward'la beraber kuledenin işlerinden kısa süre sonra Florence'a tam da bu sözlerle konuyu çıtlattım. Şunu da söylemeliyim. Edward'ın, kızın ve Florence'ın vefatlarının hemen ertesinde hani derler ya, bir şeylerin yolunda gitmediğini ne biraz olsun fark edebilmiştim ne de içimde bu yönde ufacık bir şüphe uyanmıştı. Sonrasında beş dakikalığına Leonora'nın kıskançlık yaptığı ihtimali bile beni eğlendirmeye yetmişti ama onun alevvari mizacında bir daha benzer bir harlama olmadı. Şimdi bunu neye yormalıyım ki? Onca zamandan bu yana tek vasfım erkek hasta bakıcı olmamdı. İşbirliği yapıp ellerini benden gizleyen o üç tecrübeli kumarbazın yanında benim şansım var mıydı dersiniz? Hiç mümkün müydü bu? Bire karşı üçtüler ve sayelerinde derdimi tasamı unutmuştum. Ya Rabbim, öyle mutlu olmuştum ki onlarlayken, cennetin bile bütün dünyevi sıkıntıları bitireceğinden, bana benzer mutluluğu sunabileceğinden şüpheliyim. Ellerinden daha iyisi gelir miydi? ya da işleri daha da berbat edecek ne yapabilirlerdi acaba bilemiyorum. Zannedersem onca zaman boyunca bendeniz aldatılan koca olmuştum. Leonora da Edward'ı cümle aleme pazarlamaktaydı. Uzun yaşamı boyunca Golgota'ya çıkarken taşımaya mecbur olduğu haç buydu işte. Aldatılan koca olmak nasıl bir duygu diye soruyorsunuzdur şimdi. Ne diyeyim ki? Bilmiyorum açıkçası. Değişen pek bir şey olmuyor. Cennette yaşamıyordum sonuçta. Buna da cehennem denemezdi. Yani iki arada bir deredeydi haleti ruhiyem. Ne deniyordu buna? Araf. Yok, hakikaten bu konu bende bir değişiklik yaratmamıştı. Ölüp gitti hepsi. Yargıcın huzuruna çıktılar ya, umarım yaradan merhamet pınarlarını onlardan esirgemez. Buna kafa yormak da bana düşmez. Fakat şöyle demek bana düşer. Hani Leonora'nın dindaşları diyor ya, Tanrım onlara ebedi huzur bahşet ve daimi bir ışık vursun üzerlerine. Sonsuza dek anılır. Hangisiydi onlar? Adil olanlar, adaletsizler? Tanrı bilir. Bence o ikisi zavallı, sefil insanlardı. Ebedi bir gazabın gölgesinde saklanıp yeryüzünde sürünüyorlardı. Çok korkunç. O malum hüküm anına ait görüntü fena korkunçtur hem de geceleri kimileyin gözümün önüne gelir. Herhalde önceden bir yerlerde gördüğüm bir tabloyu hatırlatıyordu. Fakat uçsuz bucaksız bir arazi üzerinde, havada asılı duran üç şekil görür gibiyim, şekillerden ikisi samimi bir kucaklamayla birbirlerine kinetlenmişken, diğeri kabul edilemez biçimde uzak kalmıştı onlardan. Hüküm anı tablom siyah beyazdı. Pekala gravürde olabilirdi.'' çoğaltılmış bir fotoğrafa bakıp gravür olup olmadığını ayırt etmem mümkün değil. O uçsuz bucaksız düzlük de Tanrı'nın eli olup millerce uzanıyor, üstünde ve altında geniş boşluklar bulunuyordu. Her biri Tanrı'nın huzurundaysalar da diğerlerinden ayrı düşen Florence olmuştu. Bakın ne diyeceğim size, o şiddetli yalnızlığını görünce ileri atılıp onu teselli etmek için yanıp tutuşuyorum resmen. Anlayacağınız içinizden gelerek yapmadığınız sürece, ona engereye has bir kin güdüyorsanız ve Tanrı'nın elinde bile olsanız, bir insana tam 12 yıl boyunca bakıcılık yapamazsınız. Ama geceleri o hüküm anına ait görüntü ne zaman gözlerimin önüne gelse, kendimi tuttuğumun farkındayım. Zira Florence'dan nefret ediyorum. Florence'dan öyle nefret ediyorum ki onu ebedi bir yalnızlığa layık görüyorum. Bu yaptığı şeye ne gerek vardı şimdi? O bir Amerikalıydı, yeni İngiltereliydi. Şu Avrupalılara yoğun bir tutku duymamıştı hiç. Sefil, ahmak Edward'ı kendinden uzaklaştırmıştı. İnşallah Edward gittiği yerde huzur bulmuş, o zavallı kızı kollarından tutup sıkıca sarmıştır. Hiç şüphesiz Macy Maiden genç kocasına tekrar kavuşacak, Leonora da kendinden emin bir duruşla ve huzurla bir kuzey ışığı ve Tanrı'nın baş meleklerinden bir tanesini yakacaktır. Bense ee, belki beni taşıyacak bir asansör bulurlar. Ama Florence bunu yapmamalıydı. Bunu yapmamalıydı. Çok da kale alınmayacak bir meseleydi sanki. Zavallı Edward'cığıma tamamen kibrinden dolayı kancayı takmıştı. Hayır, gezilerine has büsbütün ahmakça bir neşeyle Leonora ile adamın arasına girmişti. Siz de fark ettiniz mi? Kendisi Edward'ın metresiyken bir yandan da adamı karısıyla habire birleştirmeye çalışmasını yani. Leonora'ya bağışlanmadan dem vurup durur, kendisine gelince tam bir uyanık Amerikalı gibi yaklaşırdı konuya. Leonora'nın ona karşı tutumuysa, onun nasıl bir kaltak olduğunu gösteriyordu. Bir keresinde Floransa sabahın köründe şöyle demişti, ''Senin yerin kocanın yanı demek için kocamın yatağından çıkıp bana geliyorsun. Farkındayım, sağ ol bu bile Florence'ı durduramamıştı. Payına düşen kısacık hayatını yaşadıktan sonra, dünyayı bulduğundan az daha aydınlık bir yer olarak bırakmanın onun arzusu olduğundan ve Leonora ona bir şans verecek olursa, haleti ruhiyesini düzelttiği kanısındaki Edward'dan kendisine minnet duyarak ayrılacağından bahsedip durmuştu. Onun her şeyden öte şefkate ihtiyacı olduğunu söylemişti. Leonora bana kalırsa şöyle cevaplardı. Sonuçta bu hakareti yıllardır katlanmaktaydı. Tanıdığım kadarıyla şöyle derdi. Tabii ya, bırak peşini. Böylece birbirinizle gizli gizli mektuplaşmaya, tuttuğunuz odalarda zina yapmaya devam edebilin. Sizin ciğerinizi biliyorum ben, ciğerinizi. Yok. Durumun mevcut haliyle kalmasını tercih ederim. Florence Kimile'in Leonora'nın görüşlerini duymazdan gelirdi bu görüşlerin bir hanıma yakışır görüşler olmadığını düşünürdü. Kalan zamandaysa Edward'a duyduğu aşkın tamamıyla manevi, kalbinden ötürü olduğuna Leonora'yı ikna etmeye uğraşırdı. Bir keresinde şöyle demişti. Macy Maiden'ın dediğine inanıyorsun da, inandığını söylüyorsun. Neden benim dediğime inanmıyorsun? Leonora anladığım kadarıyla o sıra odasındaki aynanın önünde saçını yapmakla meşguldü bakmaya genellikle tenezzül etmediği Florence'a dönüp gözlerini dikmiş, duygusuz ve sakin bakışlarla şöyle demişti. Bir daha sakın bayan Maiden'ın adını ağzına alma. Onu sen öldürdün. İkimiz bir olup öldürdük onu. Ben de senin kadar alçak bir insanım. Bunun hatırlatılması hiç hoşuma gitmiyor. Florence hemencecik şöyle böyle tanıdığı bir insanı, Dünyayı bulduğundan az daha aydınlık bir yer olarak bırakmak için sarf ettiği çabaları gereğince, tüm iyi niyetiyle Edward'dan kurtarmaya çalıştığı bir insanı nasıl incitebilirim diyerek lafazanlığa başlamıştı. Kendince böyle bir çözüm üretmişti. Sahiden düşünmüştü bunu. Leonora ise sabırla şöyle demişti. ''Öyle olsun. Şöyle diyelim o zaman. Onu ben öldürdüm ve bu mesele şahsıma ızdırap veriyor.'' birini öldürmüş olma fikrinden kimse haz Normali de bu yani. Keşke onu Hindistan'dan hiç getirmeseydim. Şimdi doğruya doğru Leonora meseleye aynen böyle bakmaktaydı. Biraz fazla dobra oldu ama Leonora zaten dobra açıklamalarıyla nam salmıştı. M antik şehrini gezmeye gittiğimiz gün aynen şunlar oldu. O zaman bile zavallı kızcağıza karşı içi acıma ve pişmanlıkla dolu olan Leonora, Otele döner dönmez doğruca bayan Meydanın odasına gitmişti. Tek istediği kızcağıza şefkat göstermekti. Odaya girer girmez üzerine kırmızı bir kadife masa örtüsü serilmiş, üstü boş yuvarlak masada duran kendisine yazılmış mektup gözüne takılmıştı. Mektupta şöyle şeyler yazıyordu. Ah bayan Ashburnum, bunu nasıl yapabildiniz? Size öyle güvenmiştim ki. Edward'la ilişkimiz hakkında benimle hiç konuşmadınız ama ben size yine de güvenmiştim. Nasıl olur da beni kocamdan satın almaya kalkarsınız? Öyle yaptığınızı duydum. Edward'la Amerikalı hanım lobide bu konudan bahsediyorlardı. Buraya geliş paramı ödemişsiniz. Nasıl, nasıl yaparsınız bunu? Nasıl yaparsınız? Doğruca Bunny'nin yanına dönüyorum. Bunny, Bayan Maiden'ın kocasıydı. Leonora mektubu okumayı sürdürürken, henüz kadın nerede diye bakmadan, odanın boşaltıldığı hissine kapıldığını, ne masada herhangi bir belge ne de askılıkta kıyafet olduğunu ve olağan dışı bir sükunet olduğunu söylemişti. Öyle bir sükunet vardı ki demişti, adeta odada bulunan bir şey bütün sesi içip bitirmişti. Mektubun altındaki notu okurken bu hisle mücadele etmesi gerekmişti. Beni zina yapayım diye yanında istediğinizi bilmiyordum doğrusu diye başlıyordu not. Zavallı kızcağızın okuma yazması çatpattı. Kuşkusuz böyle bir şeye hakkınız yoktu ve bendeniz asla zina yapan bir kadın olmak istemedim. Edward'ın Amerikalı hanıma benden bahsederken hep zavallı yavru sıçan dediğini duydum. Baş başarken bana hep yavru sıçan derdi, ben de buna takılmazdım. Ama onunla konuşurken benden öyle bahsettiğine göre demek ki beni sevmiyor artık. Ah bayan Eşbörnüm, sizin engin bir tecrübeniz var. Bense daha toyum. Siz bir şey demeyince ben de bir şey olmaz diye düşünmüştüm ve aksi halde beni buralara getirmezdiniz görüşündeydim. Bunu yapmasaydınız keşke. Hem de ikimiz ayrı cemaatten. Leonora burayı okuyunca bir çığlık koy verdiğini söylemişti. Hemen sonra Mason'in bütün eşyalarının toplanmış olduğunu fark etmiş ve Bayan Maiden'ı aramaya çıkmıştı. Otelin altını üstüne getirmişti. Müdür Bayan Maiden'ın ücreti ödediğini ve turist bürosundakilerden Çitral'e acele dönüş yolculuğu planı hazırlamalarını istemek üzere istasyona gittiğini söylemişti. Geri geldiğini görür gibi olmuştu ama pek de emin değildi. Koca otelde hiç kimse kızcağızı merak etmemişti. Kız tek başına salonda dolanırken belli ki Edward'la Florence'ın öbür tarafına oturduğu bir paravanın yanına çökmüştü değerli çiftimiz arasında neler yaşandığını ne o zaman ne de sonra öğrenebildim. Kızın kalbinde yarattığı tahribatla alakalı olarak, Edward'a bazı dostça uyarılarda bulunarak, zavallı Edward'cığımdan kendini uzaklaştırmaya başlamak üzereydi kanımca. Edward da hislenerek aralarında bir şey yaşanmadığı, Macy'nin Noheim'a geliş parasını eşinin kendi cebinden ödediği zavallı yavru bir sıçandan ibaret olduğu konusunda inandırmıştı. Bu da kızcağızın vehme kapılmasına yetmişti. Hem de nasıl kapılmıştı. Gittikçe daha da paniğe kapılan Leonora, yüreğini saran yoğun bir pişmanlıkla oteldeki bütün ortak lobilere bakmıştı. Yemek salonuna, lobiye, yazı salonuna, kış bahçesine. Yalnızca Mayıs'tan Ekim'e kadar açık olan bir otele ne diye kış bahçesi yapmışlardı anlamıyorum. Ama yapmışlardı işte. Sonra Leonora, Macy'nin odasına dönüp dönmediğine bakmaya koşmuştu Evet merdivenleri koşarak çıkmıştı. Kızcağızı bu iğrenç yerden alıp götürmeye karar vermişti. Gözüne garabet bir yer gibi gelmişti burası. Çok serin kanlı bir yaklaşım sergilemiyordu filan demek istediğim yok. Leonora hep aynı Leonora'ydı. Fakat acımasız hakkaniyet gereğince onunla aynı cemaatten gelen bu kızcağızın annesi rolüne bürünmesi şarttı. Bu konuyla ilgili kafasında bir çözüm yolu bulmuştu. Edward'ı Florence'la ikimize bırakacaktı ve zavallı genç kocasının yanına varana dek bütün vaktini kızcağıza bir sevgi ortamı yaratmaya harcayacaktı. Çok geç kalmıştı tabii ki. İlkin Meysin'in odasına göz atmaya tenezzül etmemişti. Hemen akabinde içeri girer girmez yatağın ardında yüksek topuklu giymiş bir çift ufak ayağın uzandığını gördü. Meysi elbise bavulunun kayışını bağlayacağım derken ölmüştü. Ölümü oldukça grotesk olmuştu. Minyon vücudu öne doğru düşüp sandığın içine girmiş ve kapağı kocaman bir timsahın çeneleri misali üzerine kapanmıştı. Anahtar elindeydi. Japonların saçlarını andıran kara saçları önüne dökülmüş ve vücuduyla yüzünü kapatmıştı. Leonora kızcağızı kaldırmış, tüy kadar hafifti ve onu üzerine düşen saçlarıyla beraber yatağa taşımıştı bir hokey müsabakasında gol atmışçasına gülümsüyordu. Kızın intihar etmediğini anlamışsınızdır. Kalbi duru vermişti işte. Görmüştüm onu. Yanaklarının üzerinde upuzun kirpikler, dudaklarında bir gülümseme, dört bir yanında çiçekler vardı. Elinde beyaz bir zambak dalı duruyor, daldaki çiçeğin başağı omzunun üzerinde duruyordu. Etrafındaki cenaze evi mumlarının gün ışığı altında aynı bir gelin gibiydi ve ayakları ucuna diz çökmüş, Yüzleri saklı iki rahibenin beyaz takkileri de onu mutlu, müşfik diyara ya da artık neresiyse orası taşıyacak iki kuyuydu belki de. Bana kızcağızı gösteren Leonora'ydı. Diğerlerinin onu görmesine hayatta müsaade etmezdi. Anlıyorsunuz ya, zavallı Edward'cığımın duygusallaştığını görmek istemiyordu. Ceset görmeye dayanamazdı. Leonora, Macy'nin ona mektup yazdığını hiç çıtlatmamasından ötürü, ölümün dünyadaki en tabi şey olduğunu varsaymıştı. Çok geçmeden unutmuştu hatta. Doğruya doğru, pek pişmanlık duymadığı tek gönül macerası buydu. Bayan Maiden 4 Ağustos 1904'te vefat etmişti. Ölümünün ardından 4 Ağustos 1913'e kadar hiçbir şey yaşanmamıştı. Tarihler tuhaf biçimde tesadüf etmiş fakat bunun bizim tesadüf dediğimiz zalim takdiri ilahinin uğursuz, bir bakıma gülünç ve nihayetinde acımasız oyunlarından biri olup olmadığını bilmiyorum. Zira Florence'ın hipnotize edilmişçesine onu belli davranışlar sergilemeye iten batıl inançları da bunun sebebi olabilirdi hani. Öyle ya da böyle 4 Ağustos'un onun nazarında önemli bir tarih olduğuna şüphe yoktu. Her şeyden önce Florence 4 Ağustos'ta doğmuştu. Ardından gene aynı tarihte 1899 yılında Jimmy adlı genç bir adamı da yanına alarak dayısıyla birlikte dünya turuna çıkmıştı. Lakin buna pek tesadüf denemezdi. Sözde problemli bir kalbi olan iyi kalpli ihtiyar dayısı, bir incelik yaparak yeğeninin reşit oluşunu kutlamak amacıyla doğum günü hediyesi olarak ona bu yolculuğu vermişti. Bu sefer 4 Ağustos 1900'de hiç şüphesiz ki kendi hayatına olduğu kadar benimkine de renk katan bir davranışa boyun eğmişti. Hiç şansı yoktu muhtemelen o sabah kendine doğum günü hediyesi veriyordu. 4 Ağustos 1901 tarihinde evlenmiştik ve şiddetli bir fırtına, kalbine zarar veren o fırtına eşliğinde Avrupa'ya doğru yola çıkmıştık. Kendine doğum günü hediyesi verdiği barizdi, içinde benim sefil hayatımın yer aldığı bir doğum günü hediyesi. Size şu ana kadar evliliğimle alakalı hiçbir şey anlatmadığımı fark ettim. Olaylar şöyle gelişmişti. Söylemiştim zaten yanılmıyorsam. Florence'la ilkin Stuy ve Santlıların 14. caddedeki mekanında karşılaştık ve o andan itibaren zayıf denebilecek tabiatım elverdiğince inatçılık ederek ona sahip olamasam dahi hiç değilse onunla evlenmeyi kafama koymuştum. İş güç sahibi değildim, kimseyle ticari bir ilişkim de yoktu. Stanford'da rezil bir otele yerleşmiştim işte, ve vaktimin çoğunu Bayan Herlbird'lerin evlerinde, en olmadı verandalarında geçirmekteydim. Bayan Herlbird'ler anlaşılmaz ve inatçı bir tavırla varlığımdan hoşnut değillerdi. Fakat böyle hallerde devreye giren ulusal terbiyeleri onlara mani olmaktaydı. Florence'ın kendi odası vardı. Hoşlandığı insanları oraya davet etme hakkına sahipti ve ben de elimi kolumu sallayarak o odaya girebilmiştim. Takdir edersiniz ki üzerimde ürkeklik vardı ama bu sefer bir otomobilin önünden geçerek yolun karşısına varmaya azmetmiş bir tavuk gibiydim. Florence'ın sevimli, mütevazı, eski tarz odasına girmiş, şapkamı çıkarmış ve oturmuştum. Florence'ın birkaç arkadaşı daha vardı tabii. Her biri yeni İngiltereli dalyan gibi gençlerdi. Gündüzleri New York'ta mesailerini tamamlar ve ancak akşamları doğdukları köyde kalmaya vakitleri olurdu. İşte o akşamlar benim sergilediğim kararlılığın tıp atıp aynısı bir kararlılıkla içeri girip Florence'a yaklaşırlardı. Ayrıca şunu da söylemesem olmaz, onlar da tıpkı benim gibi bayan Hurlburt'lerin gözüne pek sevimsiz görünmüşlerdi. O ikisi var ya, garip kocamış mahluklardı. Üstüne lanet inmiş kadim bir sülalenin üyesi gibiydiler. Hanım hanımcıktılar, usturupluydular ve iç çekerlerken bile bunlardan taviz vermezlerdi kimi zaman gözlerine yaşlar dolardı. Florence'a yaptığım kurun bu kadar çabuk sonuç verdiğinden haberim yoktu. Belki de bunun sebebi daima gündüzleri, sıcak ikindi vakitlerinde toz bulutları ince yapraklı kara ağaçların ta tepesinde sis misali yükseldiği sırada ona kur yapmış olmamdı. Bana kalırsa, Connecticut'ta akla gelebilecek her yakınlığın insanı dehşete sürüklediği bir Temmuz ikindisindense, latif aşk zaferleri için akşamları daha uygun bir vakitti. Fakat onu hiçbir zaman öpücüklere boğmamışsam da, iki hafta boyunca temel arzularını keşfetmeme ses çıkarmamıştı. Ben de bu arzuları gerçekleştirebilecek konumdaydım. Ehli keyif bir adamla evlenmek istiyordu. Avrupa'da bir evi olmasını istiyordu. Kocasının İngiliz aksanı, yılda 50 bin dolarlık gayrimenkul geliri olsun, bu gelirini arttırma gibi bir hırsı olmasını istiyordu. Ayrıca hafifçe çıtlatmıştı, evliliğinde fiziksel tutkunun olmasını pek istemiyordu. Amerikalılar siz de bilirsiniz, bu tarz izdivaçları bir saniye bile düşünmeden göze alabiliyor. Bu bilgileri dolu dolu geçen bir muhabbet esnasında bilgi kırıntılarını Venedik'teki Rialto ile alakalı kurduğu cümlelerin arasına azar azar yerleştirmişti ve Balmoral şatosunu dolu dolu anlatırken, hayalindeki kocanın kendisine İngiliz kraliyetiyle tanıştırabilecek biri olduğunu söylemişti, nakletmişti. Anlattığına bakılırsa, Büyük Britanya'da iki ay kalmıştı. Bu iki ayın yedi haftası Stratford'dan başlayıp Stratpefer'e kadar gezmekle geçmiş, bir haftasını ise Ledbury yakınlarında yaşayan köklü bir İngiliz sülalenin, hani şu elde avuçta ne varsa kaybetmişse de hala önemli sülalelerden olan Bekşevlerin yanında pansiyoner olarak kalmıştı. O sükunetli kucakta, iki ay daha kalacaklardı ama anlaşılan, dayısının işinde yaşanan yersiz sıkıntılar yüzünden alel acele Stanford'a dönmeleri gerekecekti. Jimmy adlı genç adam kıtaya dair bilgilerini iyice pekiştirmek amacıyla Avrupa'da kalmıştı. Belki de pekiştirmişti de, bize sonradan çok yardımı dokunmuştu. Fakat eninde sonunda belli oldu ki bir yanlış anlaşılma yoktu. Florence, kendisine bir İngiliz evi alacak durumu olmayan bir adama hayatta yüz vermemeyi iyice kafasına koymuştu. İngiliz ev hayatına olan bakışı bunda etkili olmuştu. Evliliğinin bir yılını Paris'te geçirmeye, sonra da kocasına Fording Bridge mahallesinden, yani Hurlburt'lerin 1688'de ayrıldıkları yerden gayrimenkul aldırmaya niyetliydi. Bu sayede İngiliz taşra cemaatinin saflarına katılabilecekti. Daha o zaman karar vermişti buna. Bu ayrıntıları düşününce keyfim epey yerine gelirdi. Çünkü Stanford'daki ahbapları arasında bu nitelikleri taşıyan başka bir adam aklıma gelmezdi. Çoğu benim kadar zengin değildi ve benim kadar zengin olanlar da Florence'ın uzatmalı dostluğu uğruna Wall Street'in nimetlerinden vazgeçmeye hazır tipler değillerdi. Fakat Temmuz ayı boyunca pek bir şey olmadı. Görünüşe göre bir Ağustos günü Florence teyzelerine benimle evlenmeye niyetli olduğunu söylemişti. Bunu bana doğrudan söylememişti ama teyzelerine söylediği çok belliydi. Çünkü o öğleden sonra yaşça büyük olan Florence Hurlbert hanım tam da Florence'ın oturma odasına geçerken önüme çıkmış ve tedirgin bir halde beni salona sürüklemişti. Yüksek ayaklı mobilyalar, gölge resimler, minyatürler, General Braddock'ın portresi ve lavanta kokusu eşliğinde o köhne sömürge dönemine ait odada müstesna bir konuşma yapmıştık. Anlamışsınızdır, zavallı iki kız kurusu hanımefendi acı çekiyordu. Lafı dolandırmadan tek bir cümle kuracak halleri yoktu. Birbirlerinin elini sımsıkı tutmuş ve böyle bir şeyi mizaç farklılığı olarak görüp görmediğimi sormuşlardı. Size şu kadarını diyeyim, olabildiğince sevecen hatta benim için endişelenirmiş gibi bir halleri vardı. Sanki Florence benim katı ve ağır başlı erdemlerim için fazla dolu doluymuş gibi. Katı ve ağır başlı erdemlere sahip olduğumu keşfetmişlerdi. Bunun sebebi belki de bir keresinde benim için General Braddock, General Washington'dan önce gelir demiş bulunmamdı. Çünkü Hurlbirdler bağımsızlık savaşında kaybeden tarafı desteklemişler ve bu yüzden de hayli fakirleşmiş, ve çok şiddetli baskı görmüşlerdi. Bayan Herbertler olanları asla unutamamıştı. Gel gelelim, Florence'la ikimizin Avrupa'da bir hayat kurma planımızdan irkilmişlerdi. Yeğenlerine böyle bir şey sunmayı umduğumu duyunca acıyla feryat etmişlerdi. Bunun sebebi kısmen Avrupa'yı anlaşılmaz umursamazlıkların çok sevildiği bir günah yuvası adetmeleri olabilirdi. Memleketlerini de öbür ülkeler kadar Erastusçu görmekteydiler. İtiraz edeceğim derken ipin ucunu kaçırmışlardı, onlara göre. Evliliğin kutsal bir yemin olduğunu dahi söylemişlerdi. Ama ne bayan Florence ne de bayan Emily bu yeminin sözlerini dile getirmeye kalkmıştı. Lafı neredeyse hemen Florence'ın gençliğinin flörtlerle, o tarz bir şeyle geçtiğine getirmeye kalkmışlardı. Konuşmamızı şöyle diyerek bitirdiğimi hatırlıyorum. Umrumda değil, Florence banka soymuş bile olsa gene onunla evlenir ve onu Avrupa'ya götürürdüm. Böyle deyince bayan Emily feryat etmiş ve bayılıvermişti. Fakat bayan Florence kız kardeşinin haline aldırmadan boynuma atılmış ve yüksek sesle şöyle demişti. Sakın bunu yapma John, sakın, sen iyi bir delikanlısın. Sonra da teyzesine yardım etsin diye Florence'ı göndermek için odadan çıkarken son olarak şöyle demişti sana anlatacak daha çok şeyimiz var. Ama o bizim sevgili kız kardeşimizin evladı. Florence'ın beni tebeşir gibi bembeyaz bir yüzle dinlediğini ve şöyle bağırdığını hatırlıyorum. O ihtiyar kediler benim hakkımda olumsuz bir şey söyledi mi? Akabinde öyle bir şey söylemedikleri konusunda onu ikna ettim ve kendisini anlamsız bir hastalığa tutulmuş akrabalarının bulunduğu odaya itekledim. Florence'ın bağırtısı tamamen aklımdan çıkmış, daha yeni yeni hatırlıyorum. Bana öyle iyi, epey nezaketle davranmıştı ki, bu durumu sonradan düşününce bunu bana olan derin alakasına bağlardım herhalde. O akşam onu fayton gezisine götürmek için almaya gittiğimde Florence ortadan kaybolmuştu. Hiç vakit kaybetmemiştim. Doğruca New York'a gitmiş ve Pocahontas'ta kalacak yatak ayarlamıştım. Gemi dördüncü günün akşamı denize açılacaktı sonra da Stanford'a dönerek gün boyunca onun izinden gidip Florence'ın Rye istasyonuna götürüldüğü haberini almıştım. Oradan da Waterbury'e giden trene bindiğini öğrenmiştim. Dayısının yanına gitmişti tabii. İhtiyar beni taş gibi ifadesiz ve canlı bir yüzle karşılamıştı. Florence'ı göremezmişim. Kız hastaymış, odasından çıkmıyormuş. Dayısının söylediği bir şeyden, şu an unuttuğum tuhaf bir incil alıntısı, bütün sülalenin kızcağızı asla evlendirmemeye niyetli olduğu sonucunu çıkarmıştım. Hemen en yakındaki papazın ismini öğrendim ve bir ip merdiven aldım. O günlerde Birleşik Devletler'de bu tür meselelerin ne kadar ilkelce halledildiğini tahmin bile edemezsiniz. Bana kalırsa bu durum hala devam ediyor da olabilir. 4 Ağustos gecesi saat 1'de Florence'ın odasında dikilmekteydim. Kendimi amacıma öyle adamıştım ki Gecenin birinde Florence'ın odasında olmamın münasebetsizce olacağı aklıma bile gelmemişti. Onu uyandırmak istemiştim o kadar. Meğer uyumuyormuş zaten. Beni bekliyormuş ve akrabaları da daha yeni gitmişler. Sıcak bir kucaklamayla beni karşıladı. Açıkçası bir kadın ilk defa kucaklamıştı beni ve son defa bir kadının kucaklayışında sıcaklık hissetmiştim. Sanırım sonradan olanlar benim suçumdu. Öyle ya da böyle düğünü aradan çıkartmak için acele ediyordum. Bir yandan da orada akrabalarından biriyle karşılaşırım korkusuyla davrandığım için Florence'ın yaptığı kur muhtemelen dalgınlığıma gelmişti. Otuz saniye geçmeden o odadan çıkmış ve merdivenden inmiştim. Orada beklemekten ağaç olmuştum. Bahsettiğim papazın kapısını çaldığımızda saat gecenin tam üçüydü. Bana kalırsa Florence'ın beni o kadar bekletmesi insaflı olduğuna dair elimizdeki tek ipucuydu. Tabii bir süre kollarım arasında yatışı da insaflı oluşuna bir işaret olabilirdi. Sonraları ona sıcaklık göstermiş olsaydım, zannımca ya uygun eş rolüne bürünür ya da beni gene geride bırakırdı. Fakat Philadelphia'lı bir beyefendi gibi davranmamdan dolayı bana erkek hasta bakıcı rolünü uygun görmüştü sanırım. Belki de ses çıkarmayacağımı düşünmüştü. Ondan sonra fark ettim ki aslında Florence hiç pişmanlık duymamıştı. Planlarını gerçekleştirememekten korkuyordu sadece. Merdivenden inmeden önce dilsiz bir tahta kukla misali çıkıp indiğim gülünç aletin tepesinden bana seslenmişti. Kendime tamamıyla hakimdim. Hayli sert bir ses tonuyla şöyle demişti. Bu öğleden sonra saat dörtte denize açılacağımız kesin mi? Yatak ayarladım derken yalan söylemiyordun ya. Belli ki iyice kafayı yemiş olan akrabalarının gözleriminden çıkmak için doğal olarak sabırsızlanıyordu. Bu yüzden böyle bir konuda yalan atabilecek tiniyette biri olduğumu düşünmesine mazur görmüştüm. Bu sebeptendir ki, Pocahontas'la denize açılmayı önceden ayarladığımı ona açık açık anlattım. Hemen akabinde Florence şöyle dedi, Ay ışığının hakim olduğu bir sabahta ve ben merdivende öylece dikilirken kulağıma fısıldamaktaydı, Waterbury'i sarmış çıtları çıkmayan tepeler villanın etrafında belirmişlerdi. Florence şöyle dedi. Emin olmak istedim. Ona göre bavullarımı toplayacağım. Sonra da ekledi. Hasta olabilirim ben. Baştan söyleyeyim de. Sanırım benim kalbimde Hurlburt dayınınkine benziyor. Aileden gelen bir şey. Pocahontas'ın gayet sallantısız bir gemi olduğunu söyledim fısıltıyla. Mile and fog patches and showers early Friday, but improving to greater than six miles on Friday morning. Stars and bright.